akşamlar diliyorum. Öncelikle eşim pazara gitti, alışveriş yaptı geldi ve bu pazardan almış olduğumuz ürünleri nasıl daha fazla muhafaza edebiliriz? Evet, herkesin dolabında nofsos ama bu ürüne daha güzel bir şekilde tazeliğini koruyabilmek için muhafaza etme yöntemleri var. Mesela öncelikle şunu göstermek istiyorum. Bakın, ben çileklerimi hiçbir şekilde yıkamadan muhafaza ediyorum. Çünkü yıkarsak bunlar çabuk sulanır. Ben tabağımın altına peçete açtım. Mesela bunu önceden yapmıştım, size göstermek için şu anda çileklerimi şuraya kenara koydum, gördüğünüz gibi. Bakın, altına peçete açarsam bunlar çok taze olduğu için bunların her halükarda kendine has bir suyu var. Mesela ya da yumuşak, ya da yolda gelirken mesela bakın gördüğünüz gibi eziliyordur ya da bir şekilde suyu var. Bakın kendine, bakın gördünüz mü? Peçete suyunu emiyor ve çilekleri daha uzun bir şekilde buzdolabında muhafaza ediyoruz. Mesela çileklerin altını açtım. Bakın çileklerimi bu şekilde koyuyorum. Buzdolabında muhafaza ediyorum uzun bir süre. Yani altına açmış olduğum peçete çileğin suyunu ve çileğin nemini çekiyor. Mesela burada salatalıklarım var. Salatalıklarımı daha işte tezgah üzerine boşalttım. Bunları dolaba dizmiştim ama çekim için aklıma geldi. Dedim hemen eşime çabuk koş. Bir çekim yapalım dedim. Mesela altına peçetemi açtım ve şu an salatalıklarımı koyuyorum. Çünkü salatalıkların da kendine ait bir nemi var buzdolabında. Peçete açtığımız zaman bu nem dengesini sağlıyor. Bakın, hemen salatalıklarımı da hazırlıyorum tekrardan. Mesela şura gelelim. Burada nanelerim var. Nanelerimi daha aynı şekilde uçlarını, saplarını buzdolabına koymadan önce muhakkak kesiyorum. Neden? Daha taze olmasını ve tazeliğini daha rahat sağlayabilmek için. Ve altına da bakın gördüğünüz gibi, hatta şu poşeti ters çevireyim. Şöyle hop. Mesela altında böyle bir tane peçete koydum. Neden? Bunlar çok taze olduğu için nanenin mesela nemini almak için, nemini poşete koy. Eğer poşetsiz korsan buzdolabına, naneler ve maydanozlar hemen fosalıyor, böyle kuruyor. Ondan hani kurumasını istemiyorum, taze kalmasını istiyorum. Mecburen buzdolabı poşetlerinde muhafaza ediyorum ve içine bir tane peçete açıyorum. Mesela burada maydanozlarımı önce uç sap kısımlarını temizledim. Bakın hepsini aynı hizaya gelecek şekilde. Hani hepsini temizledim. Hiçbir şekilde yıkamadım. Pazardan aldığı gibi eşimin. Aynı zamanda bunları da bakın hala taze. Kendi aralarında suları var. Peçeteye koyduğum zaman peçete bunun nemini alacak ve daha da uzun bir süre sağlayacak kalmasını. Ve aynı zamanda şunu tavsiye ederim size. Şunu da şurada sizin gözünüzün önünde koyayım arkadaşlar. Almış olduğumuz ürünler, mesela bu diyelim ki 3 bağ değil mi? 1, 2, 3 bağ. 3 bağ, 3 bağ ya da 2 bağ, 2 bağ. Buzdolabı poşetlerinde muhafaza ediyorum. Hepsini aynı poşete koymuyorum. Mesela şu 3 bağ. Bu da nane, bayağı bir gür nane. Bu da aynı zamanda 3 bağ. Bakın şöyle ters çevirdiğim zaman görüyorsunuz ki peçete altta ve peçete bunun nemini alıyor. Ve ben bunun ağzını şu şekilde kapatıp nanenin ve maydanozun özellikle taze kalmasını istiyorsanız benim size nacizane fikrim, buzdolabının kapağında muhafaza edin. Buzdolabının kapağına koyacaksınız. Çünkü kapak buzdolabının en fazla soğuğu muhafaza etmesi, mesela şişelere diziyoruz ya bizim buzdolabının raflarına. Ne işlerimiz hep şişenin içerisindeki su hep soğuk kalıyor, da meyve suyumuz ya da sütümüz. O yönden naneleri ve maydanozların ya da böyle bozulabilecek daha yumuşak olan şeyleri ya da bozulması süresi daha kısa olan şeyleri hep buzdolabının kapağında muhafaza edin. Bakın bu da aynı şekilde hazırlamış oldum. Şurada da hatta diğer maydanozlarım var. Bakın bunların da uçlarını, sap kısımlarını kestim. Aynı şekilde uçlarını açtım ki hava alsın, daha uzun bir süre tazeliğini korusun diye arkadaşlar. Ve hepsini de aynı şeye koyuyorum şu şekilde. Bakın şimdi poşetin altında kaldı. Bakın şöyle yapalım. Bakın altında. Gördüğünüz gibi. Bu da bir muhafaza etme tekniği. Bunu da yine aynı şekilde ağzını kapatıp buzdolabının kapağında muhafaza edeceğim ben bunları. Bu şekilde muhafaza etmiş olduk. Bu da bir yöntemdir. Aynı zamanda kanalımda kalın ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyin.